Bunlardan hangisini in vitro koşullarda üretebilmek için besi yerine egzojen sterol eklemek gerekir? Standart bir mikoplazma sorusu. Mikoplazmaları ve üreoplazmaları üretmek için besi yerine egzojen sterol eklemek lazım. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin sahip olduğu yapı fagositoza karşı koruma sağlamaz? Fagustoso karşı koruma deyince ilk akla gelmesi gereken kapsüldür. Kapsüllerin hepsi ee, koruma sağlar. Ekollerin K antijeni de K kapsüller antijeni bu da koruma sağlar. Mycobacterium tüberkülozun kort faktörü de koruma sağlar. Gene streptokok piogenesin M proteini de koruma sağlar. Fakat koleranın enterotoksini adı üzerinde toksindir. Koruma falan sağlamaz. Aşağıdakilerden hangisi tüberküloz enfeksiyonunun immün tanısında kullanılan özgül antijenlerden biridir? Lipo, arabino, mannan hücre duvar yapısıdır. Peptidoglikan hücre duvar yapısıdır. Arabina galakton hücre duvar yapısıdır. Mukolik asit, mikolik asitler gene hücre duvar yapısıdır. Fakat esat 6, CFP10, kültar, filtrat, protein 10 dediğimiz iki tane antijen tüberküloz enfeksiyonlarının immünolojik tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır. 75 yaşında sepsis tablosu olan bir hastadan alınan 3 kan kültürü örneğinde alfa hemoliz yapan gram pozitif kok morfozisinde bakteri üremiş. Yapılan incelemelerde bakterinin katalaz negatif olduğu yani bir streptokok oldu. Direkt şu stafilokoku silebiliriz. Katalaz nereti dediği için. Optokine dirençli olduğu, optokine dirençli olduğu için direkt şunu da sildik. Ve PR pozitif oldu. PR pozitif deyince streptokok piyogenesi söylüyor. Streptokok piyogenes ve enterokoklar PR testi pozitif olan bakterilerdir. Gene burada enterokok da olabilir tabi. Katalaz negatif, optokin'e dirençli PR pozitif olduğu, Van gen gentamisine, ampisiline de dirençli oldu. Şimdi PR pozitif olduğu için buna kalmıştım ama asla asla e, A grubu streptokok kökenlerinde ampisilin direnci asla bugüne kadar gözlenmemiştir bu bakteri enterokok. Zaten ne diyor? 75 yaşında sepsis olan bir hastanın 3 kan kültürü örneğinde de bu bakteri var enterokoklar ciddi anlamda sepsis yapabilen bakterilerdir. Bu soruda streptokok piyogenezisi elememizin sebebi ampisiline olan direnç. Subakut endokardit nedeniyle izlenen bir hastanın kan kültüründe yapılan analizde katalaz negatif alfa amelotik gram pozitif koku remiş. Optokine dirençli. Optokine dirençli dediği an gitti. Safrada erime testi negatif olan. Safrada eriyen gene pneumokok. Bu bakteri aşağıdakilerden hangisi? Bir kere subakut bakteriyel endokartin en sık sebebi nedir? Viridans streptokoklar. Kan kültürü yapılan analizde katalaz negatif. Bir danslar katalaz negatif. Gram pozitif koktur. Buradan rahatlıkla işaretleyebiliyorum. Genital ülseri ve inguinal lenfadenopatisi nedeniyle hastaneye başvuran hastanın ülserde yapılan kültürde gram negatif kokobasiller üremiş üreme için X faktörüne gereksinim duyan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? Hemofilüsler X ve V faktörüne ihtiyaç duyar. Hemofilüs influenza hem X'e hem V'ye. Hemofilüs dukrayı sadece X'e. Genital enfeksiyon yapan, ülserde ağrısı olan ülser, hemofilüs dukrayı. Mikroskobi görünümde balık sürüsü görüntüsü, hemofilüs dukrayı. Oto inakülasyon efekt, hemofilüs dukrayı. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi için bilinen tek rezervuar insandır? Korne bakteriyum difterinin tek rezervuarı insandır. Salmonella kolera suyu, hayvanlardan bulaşır. Yersin episode hayvanlardan insanlara bulaşır. Disterya monostogenes hayvan kaynaklı sütlerden bulaşır. Brusella sütten tereyağından bulaşır. Ama difteri boğmaca hemofilüs influenza sadece insandan insana bulaşır. Akşam yemeğinde balık yemiş kişi sabah ani başlayan bulantı kusma abdominal ağrı sulu ishal yakınmalarıyla acil servise başvuruyor. Yapılan yaymada lökosit 3-4 tane eritrosit saptanmış kanlı agarda oksidaz pozitif koloniler görülmüş. Bir kere balık yemiş. Balık sonrası kusma, ishal, sulu ishal meydana gelmiş. 3-4 tane lökosit ve eritrosit 3-4 tane eritrosit ve lökosit var. Ama oksidaz pozitif de diyor. Oksidaz pozitif ekoli gider. Enterobakterisi ya. Oksidaz pozitif salmonella gider. Enterobakterisi ya. Oksidaz pozitif Shigella gider. Enterobakterisi ya. Oksidaz pozitif enterotoksinik eşeşe koli gider. Vibrio parahemolitikus. Oksidaz pozitif fermenter gram negatif basil. Oksidaz pozitif fermentasyon yapan gram negatif basil olarak aklımızda kalsın. Yüzünde vücudunda çok sayıda nodüler lezyonlar bulunan bir hastanın burun mukozasından burun mukozası deyince hemen aklıma lepra gelecek. Ve deri lezyonlarından alınan örneklerde Zil Nelson yani EZN tekniğiyle boyanan asido rezistan basiller varsa ve bunu nerede gösteriyorum burun mukozasında yapılan kültürde de üreme saptanmıyor. Bugüne kadar asla üretilemeyen bakteriler deyince aklıma derhal gelmesi gereken bakteriler asla üreye, üretilemeden hala kültürü yapılamayan bakteriler 3 tane. Spirillium minus, Mycobacterium lepra ve sifilis. Bu üç bakteriden burada burunda yüzde lezyon yapan, burun yaymasında örneği gösteren Mycobacterium lepra aklıma gelmeli. Ellerinde, bileklerinde kaşıntılı, ağrılı lezyonlarla başvuran bir çiftçinin lezyondan yapılan kültürde kanlı agarda 48-72 saatte üreyen, alfa hemoliz yapan, gram pozitif, hareketsiz basil üremiş. Gram pozitif, hareketsiz basil. Gram pozitif, hareketsiz basil. Bakterinin katalaz testinin negatif, H2S oluşumunun ise pozitif olduğu görülmüştür. Bu hastada Öncelikle hangisi düşünülmelidir? Bir kere değerli arkadaşlarım, gram pozitif basil ve H2S pozitif. Bütün bakteriler içinde, gram pozitif basiller içinde sadece H2S pozitif olan ruzat patya. Hayvancılıkla uğraşan, burada çiftçi diyor, insanlarda elde yaralar yapan erizopalitrix ruzopatya. Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan, Doğu Anadolu bölgesi deyince aklımıza Brusella ve şarbon özellikle gelmeli. Ve çiftçilikle uğraşan, hala şarbon ve Brusella uğraşan 57 yaşındaki bir erkek hastanın boyun bölgesinde hızla nekroze olan şarbon daha ön plana çıktı çünkü lezyonlarda nekrozdan bahsediyor. Etrafı ciddi ödemle çevrili. Altta beyaz ödem, üstte siyah kabuk görüntüsü şarbonun lezyonu. Cilt lezyonu gelişmiştir. Lezyondan hazırlanan yaymanın metilen mavisiyle boyama sonucunda düz, uzun, geniş, kapsüllü basiller görülmüştür. Şarbon bakterisi, basilluslar ve klostridumlar asla kapsüllü olduğunu unutmayacağımız iki bakteri. Bu hastada hangisi düşünülmelidir? Tabii ki basillus antrasis. Streptokokus pyogenes suçlarının eritrojenik toksin oluşumu hangi genetik yapı tarafından sağlanır? Fajla sağlanır. Bakteriyofajla sağlanır. Yani transduction da sağlanır. Transduction deyince bir difteri, iki streptokokların eritrojenik toksini. Üç E. kolilerden ehek toksini. Dört kolera toksini. Beş botulismus toksini. Bunların hepsinin sıralaması desk B olarak da akılda kalabilir. İki haftalık bir yeni doğa. Konvülüzyon ateş nedeniyle hastaneye getiriliyor alınan beyin omurilik sıvısında. Mikroskopik incelemesinde gram pozitif koklar görülüyor. Bakterinin katalaz negatif cam pozitif basitesine dirençli olduğu saptanıyor. Bu tabloya neden olabilecek beta hemolitik bakteri hangisidir? B grubu. Saat 21. Streptokok. 22 yaşında bir kadın hastanın idrar kültüründe kanlı agarda beyaz, non-homolitik, gram pozitif koku üremesi görülmüş. Makonke agarda üreme görülmemiştir. Novobiosine dirençli katalaz pozitif olan bu bakteri aşağıdakilerden hangisidir? Staphylococcus saprophyticus. Aşağıdaki toksinlerden hangisi? Elangasyon faktör 2 inhibisyonu yaparak protein sentezini önler. Elangasyon faktör 2 inhibeden toksinler deyince iki tane toksin akla gelmeli. Psiodomonas aeraginozanın egzotoksini, koronabakterium difteri toksini. Hastanede yatan ve uzun süreli antibiyotik tedavisi alan 50 8 yaşındaki bir kadın hastada koliti düşündüren klinik tablo ortaya çıkmıştır. Bu tabloda en önemli mikroorganizma hangisidir? Kolestridyum difisiyle. Aşağıdaki tularemi türlerinden hangisinde lenf adenopati görülmez? Tifoidal tularemi en ölümcül tularemidir. Tifoidal tularemi lapların görülmediği tularemidir. Kistik fibrozlu çocuklarda akciğer enfeksiyonuna en sık neden olan etken aşağıdakilerden, etkenler aşağıdakilerden hangisidir? İlk 5 yaş stafilokok, 5 yaşından 25 yaşına kadar pseudomonas. En önemli, en doğru cevap E seçeneği. Ventriköperitoneal şantı olan hastalarda şant enfeksiyonuna en sık sebep olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi aneurop bakteri dediği için ciltte bulunan ve slime yapan bakteri, Propriobacterium acnes. ama şuraya aneurop demeseydi bu sorunun cevabı staf epidermidis olurdu. Nötropenik bir hastada ateş bacaklarda ektima gangrenozum gelişmiş. Neden olan baktır aşağıdakilerden hangisidir? Nötropenik hastalarda ciddi enfeksiyon yapan pseudomonas aeruginosa.